Arkadaşlar patilelerimiz şöyle yakın çekim yapıyorum. Bakar mısınız? Hiç yağ çekmiyor. Gayet kuru oluyor. Ve çok çok güzel çay saatlerinizin yanında, kahvaltılarınızda. Bakar mısınız? Popoduk popoduk. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yine aynı kapakla kesip ortasından küçük bir kapakla da bir kalıp çıkararak bu şekilde yapabilirsiniz. Patilelerimiz. Şimdi yapılışına başlayalım. Kanalımdan sevgiler arkadaşlar, patile yapıyoruz. Patile 4 su bardağı unumuz var. Ortasına 1 çay kaşığı kuru maya koyuyoruz. 1 çay kaşığı şeker. Ilık suyumuzu ekleyelim. Mayamızın fermente olmasını bekleyelim. Birazcık şöyle bir mayamız kabarsın. Hamurumuzu yoğuralım. Bir 10 dakika kadar kapağını kapatalım, bekletelim. Fermente olan mayamız ve unumuza bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Balık suyumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuracağız. Kulak kümesi yumuşaklığında bir hamur yapalım. Patile yapıyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Çok sert olmayacak, çok da yumuşak olmayacak. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yaptık. Hamurumuzu 1 saat mayalanmaya bırakalım. Dinlenen hamurumuz mayası geldi. Alıyoruz şöyle bir miktar. Açıyoruz 1 santim kalınlığında. Kalın olacak, ince olmayacak. Şöyle bir kapak, bir aparat yardımıyla da olabilir. Şöyle bir kalıp çıkarıyoruz. Kalıbımızı çıkaralım. Patatesimizi haşladık. Şöyle bir çatal yardımıyla iziyoruz. Tuzumuzu attık. Birazcık karabiberimizi ekliyoruz. Karabiber ve birazcık kimyon ekleyerek tuzu ve karıştıralım iyice. Patatesli malzememizi koyarak şöyle iki ucunu birleştiriyoruz. Bir çatal yardımıyla açılmaması için kenarlarını sıkıştırıyoruz. Kızgın yağda kızartıyoruz. Arkadaşlar bunun özelliği içerisinin baharatı karabiber ve kimyon. Başka bir şey konulmuyor. Patile yapıyoruz ve ısınan yağımızda kızartacağız. Yağ çekmez,
gayet güzel ve hafif pofuduk pofuduk patatelerimiz olacak. Kızartalım. Bakın arkadaşlar, atar atmaz biraz bol yağda kızartırsanız hiç yağ çekmez. Yağımız bol olsun. Kabarıyor bakın. İyice bastıralım. İyice kızartalım. Altın sarısı özellikle rengi olacak. Arkadaşlar kızardı. Bakın kabarmasını. Hiç yağ çekmez. Bakar mısınız? Patilelerimize. Devam edelim. Arkadaşlar hamurumuzu açıyoruz. Şöyle bir kapak yardımıyla çaydanlık kapağı. İstediğiniz aparatla kesebilirsiniz. Şöyle bir kalıplarımızı çıkarıyoruz. Patatesimizden bir miktar koyuyoruz. Şöyle kapatıyoruz. İyi kapatalım. Çünkü kızarınca açılabiliyor. Şöyle iyice bastırarak. Kızgın yağımızı atıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bakın da öyle pofuduk pofuduk olur. Yağ çekmez. Bol yağda kızarttığınız takdirde yağ çekmez. Ama az yağda kızartırsanız yağ çekebilir. Özelliği o. Kabarık pofuduk patilelerimiz. İyice kızartalım.